Tabloları sayfa içerisinde verileri göstermek için kullanırız. Bundan birkaç yıl öncesine kadar tabloları sayfa yerleşimi için kullanıyorduk. Ancak artık gelişen standartlar, CSS ve tarayıcı desteği sayesinde sayfa yerleşimi için div ve CSS'lerden yararlanıyoruz. Sayfa içerisine bir tablo eklemek için insert panelinden table seçeneğini seçip tablonuzu imlecinizin bulunduğu yere ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz tablonun satır ve sütun sayısını açılan pencereye yazarak başlangıçta istediğiniz boyutta bir tabloya sahip olabilirsiniz. 3 satırlı, 3 kolonlu bir tablomuz olsun. Tablonuzun genişliği sabit ya da e, değişken olabilir. Eğer piksel değeri girerseniz sabit. Eğer percent seçip bir yüzdelik değer girerseniz tarayıcınızın genişliğine göre düzenlenecek şekilde yüzdelik olarak ayarlanır. Sabit genişlikte bir tablo oluşturmak istiyorum ben. 750 piksel genişliğinde. Kenar kalınlığı olabilir de olmayabilir. Sıfır yaparsak kenarları gözükmeyecek. Cell padding hücrenin e, tablo hücresinin içindeki nesnelerle tablo duvarları arasındaki uzaklık. Buna bir değer girmiyorum varsayılan değer kalsın. Cell spacing ise hücreler arası uzaklık. Bu da yine varsayılan değer olarak kalsın. Herhangi bir tablo hücresinde, sütununda ya da satırında başlık özelliği istiyorsanız bunu buradan seçebilirsiniz. Bizimki bir liste olacağı için üst satırı aslında başlık olacak. O yüzden tab seçeneğini seçip OK butonuna basıyorum. Evet 750 piksel genişliğinde bir tablomuz oluşturuldu. Tabloyu doldurabiliriz. Tablo verilerini doldurduktan sonra tablonuz içerisindeki herhangi bir sütunu ya da herhangi bir satını, herhangi bir e, hesap işlemci programındaki olduğu gibi seçip ya da Word'de olduğu gibi seçip bu alanlarla ilgili özellikler, özellik denetçisinden düzenleyebilirsiniz. Örneğin sütunlarınızın arka plan rengi, sütunlarınızın genişliği, satırlarınızın yüksekliği, hizalama özellikleri, satır içindeki nesnelerin öğelerin hizalanma özelliklerini aşağıdaki alandan e, ayarlayabilirsiniz. Örneğin satırındaki içindeki tüm nesnelerin ortalanmasını istiyorsak ya da sağ yaslanmasını istiyorsak bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet. Bu hücrelerdeki yazıların da ortalanmasını istiyorum. Bu hücrelerdekinde ortalanmasını istiyorum. Tabloları gördüğünüz gibi daha çok tablosal verileri saklamak için kullanıyoruz. Tablosal verileri burada olduğu gibi hazır bir tablo oluşturarak isterseniz içine ekleyebilir. Ya da herhangi bir tablo işlemci programından ya da hesap işlemci programından kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Örneğin Microsoft Excel'den herhangi bir tabloyu kopyalayıp e, Dreamweaver içine yapıştırabilirsiniz.